Elimize bir zar alıp attığımızda o zarın 4 gelme ihtimali 6'da 1'dir. İki zarı aynı anda atsak, ikisinin de dört gelme ihtimali 36'da 1'dir. İki zarı iki defa atıp her ikisinde de iki zarın 4 gelme ihtimali ise 1296'da 1'dir. 4 defa peş peşe attığımızda her iki zarında da her defasında 4 gelme ihtimali ise 1 milyon 679 bin 616'da 1'dir. Acaba iki zarın 4 defa peş peşe 4 gelme ihtimali 1 milyon 1 ise bir insanın vücudunda bulunan 206 kemiğin birbirine uygun olarak gelme ihtimali acaba kaçta kaçtır? Yani şunu düşünelim. Faraza bütün kemiklerin tesadüfen yaratıldığını düşünüyoruz. Bizler bu kemikleri aldık ve bir torbaya koyduk. Her defasında bir kemik çekeceğiz ve iskeletimizin dizilişini oluşturmaya çalışacağız. Yanlış bir kemik çektiğimizde o ana kadar çektiğimiz doğru kemikleri tekrar torbaya koyup baştan başlayacağız. Acaba 206 kemiği Doğru olarak çekebilme ihtimalimiz kaçta kaçtır? Trilyonlarla ifade edilemeyecek kadar çok. Ve şunu unutmayın. Biz bu hesabı kemiklerin tesadüfen yaratıldığını kabul ederek yaptık. Bir de kemiklerin tesadüfen yaratılmasını hesaplamaya kalksak, bir de bunu bir insanda değil, madem yaratılan her insan aynı kemik yapısına sahip, bütün insanlarda yapsak ve buna bir de diğer hayvanları eklesek, acaba böyle bir ihtimal hesaplanabilir ve rakamlarla ifade edilebilir mi? O halde, ey Allah'ı inkar eden kişi! Allah'ı inkar etmekle nasıl bir ihtimalin vukuunu kabul etmek zorunda kalıyorsun, buna bir bak ve aklını tamamen kaybetmemişsen bundan dön. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لله الحمد بعدد زرات من الأزل إلى الأبد اللهم صل على سيدنا محمد بعدد زرات الكائنات ومركباتها Kıymetli dostlar, bugün inşallah 16. mektup 5. nokta 5. meseleyi okuyacağız. Peki ne anlatacak bize beşinci mesele? Dünyanın fani, ömrün kısa, lüzumlu vazifelerin çok olduğunu, ebedi hayatın burada kazanılacağını, dünyanın sahipsiz olmadığını ve şu dünya misafirhanesinin gayet hakim ve kerim bir idarecisi olduğunu ila ahir bize ifade edecek. Okuyacağımız yer çok kısa ama çok şumullü ve geniş manaları ihtiva eden bir yer. Üstad bahsi 10 madde, 10 başlıkta ele alarak en sonunda bize reçete sunacak ve nasıl hareket etmemiz gerektiğini, nasıl tavır takımamız gerektiğini bize ifade edecek. Her bir madde adeta bir kitap mahiyetinde çok kıymetli maddeler. Biz her bir maddeyi Kur'an ayetleriyle ve Risale-i Nur'un muhtelif yerlerine atıfta bulunarak okumaya, tefekkür etmeye ve anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbim okuyacağımız yerden azami derecede istifade ve istifaza etmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu gibi hayretimizi artırsın, muhabbetimizi artırsın, şevk ve gayretimizi artırsın. Artırsın ki Allah'ın anıldığı meclislere gidelim. Artırsın ki Allah'ı anan dostlarla hemhal olalım artırsın ki kendi imanımızı kurtarmakla kalmayalım. Başkalarının imanına da kuvvet verelim inşallah. Kıymetli dostlar bu zaman ahir zaman. Hazreti Adem aleyhisselamdan bu zamana Allahu Alem imansızlık nokta nazarında en dehşetli, en karanlıklı, en betbah asır. İnsanların kalbinden iman kopmuş, din kopmuş, mukaddesat kopmuş. Dolayısıyla bu zamanda en büyük iş, en büyük hizmet imana yapılan hizmettir. Rabbim azami takva, azami ihlas ile hizmeti imaniyede ve hizmeti Kur'aniyede bizleri istihdam eylesin inşallah. Dedik ya kısa bir yer, önce kırmadan, dökmeden düz bir şekilde okuyalım. Ruhumuz hissesini alsın, arkasından madde madde cümle cümle okuruz aklımız da hissesini alır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yukellifullahu nefsen illa vusaha sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediye girsin inşallah. Evet, dünya madem fanidir. Fani ne demek? devamlı ve kalıcı olmayan, geçici, mufakkat, ölümlü manasındadır. Bakın Kasas suresi 88. ayette Cenab-ı Hak Bismillah küllü şeyin haliku illa ve lehül hükmü ve ilehi turcaun sadakallahül azim buyuruyor. Bakın her şey ama her şey helak olup gidicidir. Allah'a bakan yüzü müstesna. Hüküm sadece Allah'a aittir ve ona döndürüleceksiniz. Nokta-i nazarından baktığımızda içinde yaşadığımız dünya ve içinde yaratılan canlı cansız bütün varlıklar her şey ama her şey helak olup gidicidir ve her şey geçicidir, mufakkattır ve ölümlüdür. Aksini söyleyecek yoktur herhalde, değil mi? Ölümlü olmadığı noktasında. Bakın her ne kadar birileri çıkıp bilim ölüme çare bulacak deseler de yani ölümsüzlüğe çare bulacak deseler de yaşadığımız bugünkü hadiseler değil mi tam aksini ispat ediyor. Zira gözle görülmeyen bir mikroba, bir virüse bütün insanlık ve bilim aciz kalıyor. Dolayısıyla Kur'an'da ölümle ilgili birçok ayet var. Bakın özellikle Ahsap Suresi 16'da ifade edilen eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmak size asla fayda vermez ayetinin tazeliğini koruduğunu ve kıyamete kadar koruyacağını birlikte müşahede ediyoruz. Kıymetli dostlar, yeri gelmişken ifade edelim. Bakın bakanlık her gün bir açıklama yapıyor. Bir istatistik yayınlıyor. İşte şu kadar kişi vefat etti. Şu kadar kişiye test yaptık. Efendim şu kadar vaka var. Bunu açıklamasındaki ana amaç, ana gaye nedir? İnsanlar dikkate alsınlar, insanlar ciddiye alsınlar, tedbir alsınlar ve hastalıktan korunsunlardır ana maksat. Bakın aynen öyle de günde ortalama 300 bin kişi dünyada vefat ediyor. Aynen bu açıklama yapıldığı gibi her gün 300 kişinin öldüğünün ilanatı yapılsa, ana haberlerde yayınlar yapılsa ve insanlar ölümü dikkate alsın, alsalar ve ahirete ciddi hazırla, hazırlansalar. Ne kadar güzel olur değil mi? Rabbim nasip etsin inşallah. Üstad 26. lem'a 8. ricada bakın ne diyor. Kur'an-ı mucizil beyan küllü nefsin zaikatül mevt ayetinin külliyetinde yani her nefis ölümü tadacaktır ayetinin külliyetinde nev'i insani bir nefistir dirilmek üzere ölecek ve küreyi arz dahi bir nefistir baki bir surete girmek için o da ölecek dünya dahi bir nefistir ahiret suretine girmek için o da ölecek diye küllü nefsin Zaikatül Mevt ayeti bize haber veriyor diyor. Bakın onlarca ayet, onlarca hadis hususan Kur'an'ın bu asra bakan veçesi olan Risale-i Nur belki yüzlerce yerde bizim içinde yaşadığımız dünyanın ve aşk derecesinde sahiplendiğimiz, tutku içerisinde bağlandığımız, bitmek tükenmek bilmeyen ve istek ve arzularımızı içine sıkıştırmaya çalıştığımız dünyanın ve her şeyin fani, geçici, mufakkat ve ölümlü olduğunu ne yapıyor? İzah ediyor ve ispat ediyor. Madem öyledir, madem dünya fanidir, madem dünya geçicidir. Bakın üstadın 17. söz, ikinci makamda dediği gibi diyelim. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem. İsterim fakat bir yarı baki isterim zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim diyebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. İçinde yaşadığımız şu keşmekeş, perişan ve fani dünyanın hakiki manada fani ve geçici olduğunu idrak edip Allah'ın emri, isteği doğrultusunda istikamet üzere hareket etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Evet dünya madem fanidir hem madem ömür kısadır. Üstad Bediüzzaman Mesnevi Nuriye Zeylül Hubab'da burayı mükemmel bir şekilde izah ediyor. Ömrün kısa ve zamanın çabuk geçtiğine dair ser levha olacak ifadeler kullanıyor ve diyor insan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan şahıs gibidir. Evet hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de süratle giderken Temurru merra sahab Nem suresi 88. ayet Bulutlar gibi yürürler ayetini okuyor. Mükemmel bir yer. Bakın üstad dünyayı gemiye benzetiyor. Teşbihde hata olmasın. Ve dünya gemisinin süratle gittiğine işaret ediyor. Değil mi? Dünya kendi ekseni etrafında saatte 1670 km hızla, güneşin etrafında ise saatte 108 bin km hızla hareket ediyor. Bilmiyorum farkında mıyız? Sanki farkında değiliz. Değil mi? Farkında olsak. Allah'ın mülkünde Allah'a isyan etmiş olmazdık. Değil mi? Farkında olsak Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederdik. Farkında olsak keyfeme yaşa. Kendi nefsimizin isteyince değil mi? Hareket etmezdik. Yine farkında olsak İbrahim suresi 3. ayette zikredilen Bismillah yestahibbunel hayatet dünya alel ahire ila ahire ayet ayeti sırrınca dünya hayatını ahirete bile bile seve seve tercih etmezdik. Bakın her ne kadar insan ömrü ortalama 70-80 yıl denmiş olsa da hakikat nokta inazarında bir insanın ömrü ne kadardır biliyor musunuz? Saniyenin 60'ta biri olan salise kadar bir zaman dilimi kadardır. Zira insan bakın nefes aldı ama veremedi. Bu kadar basit. Bunun binlerce, milyonlarca örneği var. O yüzden Üstad Bediüzzaman bir yerde diyor ya, hayat zannettiğin halat bulunduğun dakikadır diyor. Hani yaşlılara sorarlar, ömür dediğin nedir? Bu ömürden ne anladın? Ben de rahmetli dedeme bu soruyu sormuştum vefat etmeden önce. O da bana uzunca anlatmıştı. İşte oğlum... İşte bulunduğun an itibariyle geçmiş yok, gelecek yok yani anı hep işaret etmeye çalışmıştı. Anlamadığımı düşünerek de şunu ifade etti. Dedi ki oğlum dedi ben senin yaşına gelemem ama sen benim yaşıma geldiğinde anlarsın diye de eklemişti. Rabbim bu vesileyle ölmüş olan dede ebe ecdadımıza da rahmet eylesin inşallah. Evet Rabbim bize verilen ömrün hakikat noktasında kısa, fani ve geçici olduğunu idrak edip ona uygun bir şekilde yaşamayı hepimize nasip etsin inşallah. Evet dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Bakın burayı da Bediüzzaman Hazretleri 11. şua 4. meselede bu noktaya işaret ederek diyor. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur diyerek insanı ilgilendiren dairelerden bahsediyor. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesini bulunabileceğini, en küçük dairede en büyük, ehemmiyetli ve daimi vazifesi olduğunu, en büyük daire olan dünya dairesinde ise en küçük, mufakkat ara sıra vazife bulunabileceğini ifade ediyor. Gerçekten bugün yaşadığımız hadiseler bu cümleleri ispat ediyor değil mi? Yani en küçük daire olan kalp ve mide dairesinde en büyük ve ehemmiyetli vazifelerimiz olduğunu bu yaşadığımız sıkıntılar, bu yaşadığımız musibet ve hadiseler ispat ediyor. Bediüzzaman Hazretleri bu hatırlatmadan sonra başımıza açılmış büyük bir davadan bahsediyor. Herkesin ama hususan Müslümanların başına açılmış büyük bir dava var. Nasıl bir dava? Bakın bu zemin yüzü kadar. Yani içinde yaşadığımız dünya yüzü kadar. Bağlar, bahçeler, kasırlar, saraylar ile müzeyen, süslü, baki, ebedi ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası her insanın başına açılmış. Yani her insan ya saadeti ebediye olan cennete gidecek veya şekaveti daime olan cehenneme gidecek. Rabbim saadeti ebediye yurdu olan cennete gitmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Ve bu büyük davayı kazanmak için yani başımıza açılmış o kazanmak veya kaybetmek davasını kazanmak için her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa bakın burası çok önemli altını çizerek ifade ediyorum. Eğer her insan Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt ama acaba fakat demeden sarf etmesi lazım. Rabbim başımıza açılmış o büyük davanın farkında olmayı ve o büyük davayı kazanmayı nasip etsin inşallah. Evet dünya madem fanidir. Hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır. Bediüzzaman Hazretleri burayı da 10. söz, 11. hakikatte veciz bir şekilde ifade ediyor. İnsanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları, fikirleri ve ebedi saadetlerinin envaına yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş, yaratılmış ve ebede sonsuza gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. Yani bir bekleme salonudur. Evet insan ebed için yaratılmış ve ebedi hayat bakın bu geçici fani olan dünyada kazanılacak ve bunun başka bir alternatifi yok. Hani diyor ya ehli dünya bir daha mı geleceğiz dünyaya yiyelim içelim keyf edelim gezelim istediğimiz gibi yaşayalım. Evet bir daha gelmeyeceğiz bu fani dünyaya ama ebedi hayat kıymetli dostlar burada kazanılacak. Rabbim farkında olmayı istikamet üzere yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Evet, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet uzunlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil. İçinde yaşadığımız dünyaya, yaratılan canlı cansız bütün varlıklara tefekkürü bir nazarla baktığımızda, içinde yaşadığımız dünyayı ve mahlukatı tedbir ve idare eden, emri ve tasarrufu altında tutan ve her emrine boyun eğdiren bir Kadir-i Zülcelal'in yani sınırsız güç ve kuvvet sahibi olan bir Allah'ın varlığını görüyor ve gözlemliyoruz. Rabbim bizi görenlerden eylesin inşallah. Evet, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Dünya bir misafirhanedir. Nereden anlıyoruz misafirhane olduğunu? Geçici, mufakkat ve ölümlü olduğundan anlıyoruz. Evet, şu dünya misafirhanesinin gayet hakim bir idarecisi var. Hakim Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir. Yani her şeyi hikmetle yaratan, olması gereken keyfiyette ve olması gereken faydaya uygun tam yerli yerinde yaratan Allah demek. Şu dünya misafirhanesine sati ve yüzeysel değil, tefekkürü bir nazarla baktığımızda her bir şeyin bir düzen, bir intizam içerisinde olduğunu ve yine her bir varlığın bir gaye ve hedef uğruna hareket ettiğini görüyor ve gözlemliyoruz. Mesela aklı, şuuru, iradesi olmayan güneş. Bakın kainatın kurulumundan bu zamana kadar kendisine verilen vazifeyi mükemmel bir düzen içerisinde yerine getiriyor. Nebatattan, bitkilerden hayvanata, zerreden, atom altı parçacıklarından yani maddenin en küçük yapısından şemse, güneşe kadar her bir varlık kemali intizamla yani mükemmel bir düzen ve sistem içerisinde bu ifade çok hoş. Meczup Mevlevi gibi yani emir tahtında hareket eden varlıklar büyük bir aşk ve iştiyakla kendisine verilen görevi hakim isminin tecellisiyle yerine getiriyor. Yine şu dünya misafirhanesinin gayet kerim bir müdebbiri, bir idarecisi var. Kerim ismi de Esma Hüsna'dandır. Kerem sahibi, cömert, merhametli, severek ikramda bulunan manasındadır. Yine başka bir manası istemeden veren manasındadır. Yine içinde yaşadığımız dünyaya Tefekküri bir nazarla baktığımızda bakın Cenab-ı Hak en aciz, en zayıftan tutun en kavi en güçlüye kadar her canlıya layık bir rızık vermesi onun Kerim isminin bir tecellisidir. Kerim isminin tecellisi hususan bahar mevsiminde şu zamanlarda daha şaşalı bir şekilde kendini gösteriyor. Zira zehirli bir sineğin eliyle değil mi Cenab-ı Hak şifalı balı bize yediriyor efendim elsiz bir böceğin eliyle en güzel libası elbiseyi bize giydiriyor. Yine birkaç gram ağırlığında bir çekirdekle değil mi nihayet derecede leziz, latif, hoş taamları, yemekleri bize gönderiyor. Bu neyi gösteriyor? Nihayet derecede cömert, ikram ve kerem sahibi bir zatın varlığını gösteriyor ve ispat ediyor. Hal böyleyken bakın birçok insan o kerim olan Rabbini unutuyor. Cenab-ı Hak İnfitar Suresi 6. ayeti kerimede bu hakikate işaret ediyor. Bismillah. Ya eyyuhel insanu ma karrake bi rabbikel kerim. Ey insan o kerim, o çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Aman Allah'ım inanılmaz bir ayet. Yani beni derinden etkileyen bir ayet. Kur'an'ın her bir ayeti çok kıymetli, çok değerli. Ama bana sorsanız seni derinden etkileyen ilk 10 ayeti sıralayın deseniz inanın en başta sıralayacağım ayetlerden birisi İnfitar suresi 6. ayeti kerime olurdu. Bakın kıymetli kardeşler Cenab-ı Hak 47 yerde Kur'an'da ya eyühel insan ifadesi kullanıyor. Bu ifadenin geçtiği 47 ayete de baktım. Ama bu ayette yani İnfitar suresi 6. ayette ma karrake bi rabbikel kerim cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir ifadesi ya eyühel insan ifadesini daha anlamlı kılıyor. Ya eyühel insan ey insan. Yani bugün şu ifadeyi anlasak yeter değil mi? İnsan olan insan için çok ağır bir söz. Ey insan şeytanı tard ettim. Melekleri secde ettirdim, sana ise insan şerefi vererek yaratılmışların en şereflisi eşrefi mahlukat olarak yarattım ve kendime muhatap ettim. Göz verdim, kulak verdim, zahirde bir et parçası olan değil mi 5-6 santim uzunluğunda bir dil vererek dünyanın envai türdeki nimetlerini tatma hususiyeti verdim ve daha sayamayacağımız binler his, latife ve nimetlerle seni donattım ve seni kulluğa davet ettim ama sen kulluk yapmadın. Sana kulluk yaptırmayan neydi ey insan? Ya eyühel insanu ma karrake bi rabbikel kerim. Ey insan, seni aldatan, kerim olan Rabbine karşı sana isyana cesaret veren ve onun cezasına uğramayacağına dair sana güven hissi veren nedir? Düşünsenize kıyamet günü herkesin içerisinde amel defteri açılmış ve Allah herkesin içerisinde soracak. Ya eyühel insanu ma karrake bi rabbikel kerim. Ey insan ihsanı ikramı bol olan Rabbine karşı seni ne mağrur etti? Seni hangi şey aldattı? Seni hangi şey gaflete düşürdü, isyana sürükledi, seni yakışmayacak işler yapacak şekilde gururlandırdı. Rabbim bu soruyu sormaktan, bu soruya muhatap olmaktan bizi, neslimizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin inşallah. Evet, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Üstad burayı da 17. Lem'anın Sonunda mükemmel bir şekilde ifade ediyor. Aya, acaba bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa, belki insan ebede mebustur. Belki insan ebede gönderilmiştir. Ve saadeti ebediyeye yani cennete ve şekaveti daimiyeye cehenneme namzettir küçük büyük az çok her amelinden muhasebe görecek, hesaba çekilecek. Ya taltif edilecek, ödüllendirilecek veya tokat yiyecek. Rabbim ödüllendirdiği kullarından bizi eylesin inşallah. Yine bu ifadelerin üstünde Üstad Zilzal suresi 7 ve 8. ayetleri nazara veriyor. Bismillah. Femen ya'mel misqale zerratin hayran yara. Kim zerre kadar bir hayır işlerse onu görecek. Bir sonraki ayet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim de zerre kadar bir şer işlerse onu görecek buyuruluyor. Bakın İbni Abbas radıyallahu an miskali zerreyi şu şekilde anlatıyor. Diyor ki avucunu toprağa koyup daha sonra kaldırdığında avucunun içerisinde yapışan her bir toz zerresi nedir? Bir miskali zerredir. Binaenaleyh ister iyi ister kötü, ister az, ister çok olsun. Allah Azze ve Celle kuluna yaptığı bu şeyleri mutlaka ne yapacak? Gösterecektir diyor. Öyle ki Kehf suresi 49. ayette Cenab-ı Hak haber veriyor. Amel defteri ortaya konulacak. Günahkarlar vay halimize. Bu defter küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş diyecek amel defterlerinin açıldığı o zor günde Rabbim bizim neslimizin ve ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun inşallah. Hem madem la yukellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca teklifi ma la yutak yoktur. Yani özetle Allah Azze ve Celle kişinin yapamayacağı, gücünün yetmeyeceği bir şeyle onu mükellef tutmaz. Bakın sahih Müslim'de geçen bir rivayete göre Bakara suresi 284'te içinizde olanı açıklasanız da onu gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker ayeti nazil olduğunda sahabe-i kiram efendilerimiz çok ciddi endişeye kapıldılar ve huzuru saadete gelip Ey Allah'ın Resulü biz namaz oruç gibi takatimizin yettiği ibadetlerle mükellef tutulduk. Halbuki şimdi bu ayet indi. Bakara 284. ayet indi. Fakat bizim buna takatimiz yetmez diye sual sordular. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sizde evvelki ümmetlerin dediği gibi işittik ve isyan ettik mi diyeceksiniz. Bakın zira Nisa suresi 46. ayette Allah Azze ve Celle haber veriyor. Yahudiler peygamberlerle alay ederek Semi'ne ve ashayna dediler. İşittik ve isyan ettik dediler. Ve bu küfürlük küfürlükleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir diyor ayet. Yani Nisa suresi 46. ayeti mucibince Yahudilerin lanetlendiği tescillenmiştir. Allah Azze ve Celle bu ayetle sahabeleri sahabelerin nezdinde de bizleri uyararak siz semi'ne ve ata'na deyin. Yani işittik ve itaat ettik deyin diye bize ne yapıyor? Emrediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabe efendilerimizin sorduğu sorulara yine Cenab-ı Hakk'ın ayette haber verdiği ifadeyle cevap veriyor. Siz işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini dileriz dönüş sanadır deyin buyurdu. Sahabe efendilerimiz bunu tekrara başladı. Söyledikçe kalpleri sükunet buldu ve rahat buldu. Bunun üzerine bakın bu hadisenin üzerine Amener Resul'de okuduğumuz Bakara suresi 285. ayet ve bir müddet sonra da son ayet olan 286. ayet ki Konumuzun dersimizin konusu la yukellifullahu nefsen illa vusaha ayeti nazil oldu. Yani Allah kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz. Ya Rabbi sen kuvvet ve kudret sahibisin. Bizi kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etme diye çokça dua edelim inşallah. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Burayı da Üstad üçüncü sözün sonunda ifade ediyor. Diyor ki malumdur ki zararsız yol, zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimal bile olsa tercih edilir diyor. Şöyle biraz tefekkür edelim. On sözü de yalan olan birisi gelse size dese. Kardeşim şuradan gitme. Orada tehlike var, olaylar var, ola ki zarar görürsün dese ihtimal ki doğru söylüyor. Yani şu ana kadar hep yalan söylese de şimdi doğru söylüyordur diye dikkate alırız. Veya bir sofasteyi gelse dese, sofasteyi kim? Her şeyi inkar eden, Allah'ı inkar eden, hatta kendisini dahi inkar eden bir felsefi ekolün temsilcisi gelse dese, bir şüphe atsa, bir fikir beyanatta bulunsa, değil mi? Birçok kişi Allah muhafaza o sofasteğinin sözünü dikkate alır, hidayetten çıkar, Allah muhafaza fıska ve fücura girer. Evet, on sözü yalan olan birisi veya bir sofisteğinin sözünü dikkate alacak insan, kainatın sahibi ve mutasarrıfı olan Allah'ın ve 14 asırdır hiç değişmeden hakikati mucip olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı dikkate almayacak. Evet, on sözü yalan olan birisinin sözünü dikkate alacak Hatemül Enbiya olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sözünü dikkate almayacak. Evet bir sofasteynin şüphesini dikkate alacak 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve daha birçok ehli ihtisas ve Allah sözünün, Allah dostunun sözünü dikkate almayacak. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim bizi ve neslimizi zararsız yolu zararlı yola tercih edenlerden eylesin inşallah. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Son madde. Üstad burayı da 14. söz hatime bahsinde mükemmel bir şekilde izah ediyor. Ey nefsim deme. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Herkes derdima işetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, ayrılık, bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakri insani değişmiyor. Ziyadeleşiyor, artarak devam ediyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür, at, peyda ediyor. Evet hem deme ben de herkes gibiyim. Şimdi günahkar adam bakıyor etrafına, kolu komşuya, çevreye. Herkes günahta, ekseri günahta öyle değil mi? Allah aşkına bir bakın. Allah muhafaza, Rabbim muhafaza eylesin. Ve o günahın içerisinde insanlar dünya hayatını ahirete Allah muhafaza bile bile tercih ediyorlar. Ve muhakkak ki nefis kötülüğü ister ayeti mucibince nefis de araya giriyor. Ve günahı başkalarıyla birlikte yapmaktan lezzet alıyor. O yüzden üstad ne diyor? Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Ama bugün öyle zamanlar yaşıyoruz ki belki en sevdiğimiz insanlar bugün vefat etsek kabir kapısına kadar gelemeyecekler. Bu yaşadığımız musibet bunun göstergesidir. Eskiler diyor ya Allah ölümün de hayırlısını versin. Rabbim bu vesile ile bu yaşadığımız imtihandan, bu musibetten, bu virüsten bizi, alemi İslam'ı, vicdanı bozulmamış insanlığı bir an önce kurtarsın. Ama terbiye olunmuş bir şekilde, ders çıkarmış bir şekilde, ibret almış bir şekilde inşallah kurtarsın. Ve bundan sonraki hayatımızı istikamet üzere yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Evet kıymetli dostlar, Üstad 10 önemli Maddeyi bize ifade etti Şimdi reçeteyi sunacak Biz önce 5. meseledeki reçeteyi okuyacağız Akabinde 9. mektup ve 29. mektuba atıfta bulunarak inşallah Dersimizi hitame erdireceğiz Elbette En bahtiyar odur ki Dünya için Ahireti unutmasın Ahiretini dünyaya feda etmesin En talihli kimmiş Dünyayı ahiret için tercih etmeyenmiş. Hayatı ebediyesini, ebedi hayatını, hayatı dünyeviye için, dünya hayatı için bozmasın. Bakın bu ayet çok hoş. Sürekli zikrediyorum, zikredelim, kalbimize, ruhumuza nakşedelim. İbrahim suresi 3. ayette zikredildiği gibi Bismillah. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ dünya عَلَى ahire, İlâ ahire ayet. Dünya hayatını ahirete bile bile seve seve tercih edenlerden Rabbim bizi etmesin. Malayani şeylerle yani anlamsız manasız abes işlerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. Evet 9. mektupta geçen reçeteleri şimdi inşallah okuyacağız. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar, en talihli odur ki dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etsin. Dünyayı askeri bir misafirhane kabul etsin. Ve öyle de izan etsin, kabul etsin, inansın ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile, o kabul etme ile en büyük mertebe olan mertebe rızayı çabuk elde edebilir. Allah'ın rızasını çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir ifade ettik ya biraz önce Kasas suresi 88. ayet küllü şeyin haliku illa ve lehül hükmü ve ilehi Evet her şey ama her şey helak olup gidicidir. Allah'a bakan yüzü müstesna. Ayeti sırrınca dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki ebedi umuru uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Hani insanlar diyor ne yapayım merak ediyorum, muhabbet ediyorum, işte hırs var, inat var. Bakın bu duygu ve hissiyatlar bu dünya için değil ahiret hayatını kazanmak için verilmiştir. Biz orada hata ediyoruz o hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviye dünya hayatına tevcih etmek yönlendirmek fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Rabbim muhafaza buyursun. Evet 29. mektuptaki reçeteyi okuyacağız inşallah. Ey biçareler bu dünya bir misafirhanedir. Bakın her yerde dünyanın bir misafirhane olduğuna işaret ediliyor. Her günde 30 bin şahit cenazeleriyle el meftu hakkun hükmünü imza ediyorlar. Ölüm haktır hükmünü imza ediyorlar. Ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz, meft Allah Allah dedirtir. Değil mi? Mükemmel ifadeler, serlefa olacak ifadeler. Ölümü öldürebilir misin? Kabrin kapısını kapayabilir misin? Her gün ölen 300 bin şahidi yalanlayabilir misin? Madem yalanlayamıyorsun, değil mi? Günde 300 bin kişi vefat ediyor. Bunların her biri şahittir. Ve madem ki ölüm haktır ve gerçektir, o halde ölüm Allah, Allah dedirtir. Sekerat'ta Allah Allah yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz zulümat-ı ebediyi o sekerattakinin önünde ışıklandırır? Yesi mutlakını ümidi mutlaka çevirebilir. Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse bin defa Allah Allah demek lazım gelir. Her ne kadar birileri biz Allah Allah dedik, geri kaldık Avrupa, top tüfek deyip ileri gitti deseler de bakın bugün yaşadığımız hadiseler koca Amerika'nın değil mi dünyaya diz çöktüren sözde Amerika'nın bir mikrop karşısında gözde görülmeyen bir mikrop karşısında acziyetine bütün dünya şahit oldu. Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfekten denilse bin defa Allah, Allah demek lazım gelir. Hem Allah yolunda olsa tüfekte de Allah der, topta Allahu Ekber diye bağırır, Allah ile iftar eder, imsak eder. Kıymetli dostlar, bugünlerin önemine binaen, zamanın önemine binaen iki önemli hususu arz edip dersimi hitame erdireceğim inşallah. Bilmiyorum farkında mıyız? Farkında değilsek bir an önce Rabbim farkında olmayı nasip etsin. Çünkü çok kıymetli olan Ramazan ayı içerisindeyiz. 11 ayın sultanı olarak ifade edilen Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu ayın kıymeti Kur'an'ın bu ayda indirilmesinden geliyor. Nereden anlıyoruz bu ayda indirildiğini? Bakara suresi 185. ayetten anlıyoruz. Bismillah. <Sessizlik> Ramazan Ramazanellezi ünzile fihil Kur'an. O Ramazan ayı ki değil mi? kendisinde Kur'an'ın indirildiği aydır. Bakın Tirmiz'de geçen bir hadisi şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kur'an'ın her bir harfinin 10 sevabı var. Yani sair vakitlerde Kur'an'ın okunan her bir harfinin 10 sevabı var. Her hasene 10 misliyle kayda geçer. Elif, la, mim. Hepsi ayrı ayrı bir harftir. Elif bir harf, Lam bir harf, mim de bir harftir. Hepsinin ayrı ayrı on sevabı var. Ama bakın Ramazan-ı Şerif'te yani içinde bulunduğumuz ayda, içinde bulunduğumuz zamanlarda ise Kur'an'ın her bir harfi on değil bin ve ayetül kürsi gibi ayet ayetül kürsi gibi ayetlerin binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir ve Leyle-i Kadir'de ise 30 bin hasene sayılır her bir Kur'an harfine. 30 bin haseneyi nereden anlıyoruz? Kadir suresi 3. ayetten anlıyoruz. Bismillah. Leyletül kadri hayrum min el fişer. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır ayetinden anlıyoruz. Kıymetli dostlar. Kadir gecesini Cenab-ı Ramazan ayı içerisinde gizlemiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Kadir gecesini son 10 gecede bilhassa tekli gecelerde arayın diye ifade buyurmuş. Şu an son 10 gün içerisindeyiz. Belki de bu gecedir Kadir gecesi Allahu Alem. Ulema 27. gecede ittifak etmiş. Dolayısıyla bu gün ve gecelerde Allah Azze ve Celle bakın Kur'an'ın her bir harfine bire bin Bire 30 bin kazanç vaat ediyor. Madem Allah vaat ediyor o halde bu ayda bu zamanlarda mümkün mertebe istiğfarla Kur'an okuyarak, oruç tutarak, teravihlerimizi kılarak, namazlarımızı kılarak, hayır hasenatta bulunarak ve hususan bakın burası çok önemli. Birçok Müslüman sınıfta kalıyor. Zekatlarımızı vererek bu zaman dilimlerini... Değerlendirmeye çalışalım inşallah. Bakın İslam'ın beş esası var. Yani beş esasından biri zekattır ve Kur'an'da onlarca yerde zikrediliyor kıymetli dostlar. Biz Allah'a ve Resulullah'a iman ediyoruz. Eksik noksan da olsa beş vakit namazımızı kılmaya çalışıyoruz. İmkan nispetinde hacc'a gidiyoruz. Oruçlarımızı tutuyoruz. Ama zekat konusunda tam verenleri tenzih ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah birlerini bin essin ama genel manada maalesef sınıfta kalıyoruz. Bir de toplumda zekatı sadece çok zenginler verir diye bir yanlış algı var. Bilmiyorum farkında mısınız? Bakın kişinin gücü nispetinde herkese düşen zekat oranı farklıdır. Ama şunu unutmayalım ki İslam'a göre zenginlik ölçüsü nedir? 80.18 gram altına veya onun karşılığı paraya sahip olmaktır. Bakın bugün gram altın çok yüksek seviyede olmasına rağmen 30 ila 31 bin lirası olan insan İslam'a göre zengindir ve yüzde iki buçuk zekat vermekle mükelleftir. Bakın zekat verme yükümlülüğü olan önce kendi nefsime söylüyorum biz zekat vererek zekat verdiğimizi zannediyoruz. Yani işte çok zenginler hususan birkaç bin lira vermekle zekat verdiklerini zannediyorlar ve kendilerini kandırıyorlar. Ne olur kandırmayalım. Veren el olalım. Çünkü verdikçe Cenab-ı Hak malı bereketlendiriyor, rızkı bere bereketlendiriyor. Emin olun bu tecrübeyle sabit ve birçok insan bunu yaşıyor ve hissediyor. Hani bir kısa anlatırlar ya Zengine sormuşlar. Müslüman bir zengine sormuşlar. Nasıl bu kadar zengin oldun? Allah ile yarıştım, öyle zengin oldum. Tövbe tövbe. Nasıl yarıştın? O bana rızık verdi. Allah bana rızık verdi. Ben onun bana verdiğini ihtiyaç sahiplerine verdim. O verdi, ben verdim. O verdi, ben verdim. En sonunda elbette Allah kazandı buyurmuş. Ne olur? Hesaba çekilmeden önce hesaba çekilmeden önce zekatlarımızı verelim, veren el olalım, o yönde gayret gösterelim inşallah. Bu vesile ile Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, vermiş olduğumuz zekatları, hayır ve hasenatları, yapmış olduğumuz bütün ibadet ve taatleri dergahı izzeti uluhiyetinde kabule karin eylesin inşallah. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا او اثما فاسلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تسوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم. ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم الاصر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العده ولتكبر الله ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.